Mehmet Şeker Gitmiyor, gitmeye de niyeti yok. 24 Haziran seçimi üzerinden 2 aydan fazla zaman geçtikten sonra seçim sonuçlarını değerlendirmek için toplanan CHP yönetimi ne kadar hızlı hareket ettiklerini, gelişmeleri nasıl da süratle değerlendirdiklerini cümle aleme göstermiş oldu. Biz millet olarak o seçimi unuttuk bile. Artık önümüzdeki seçimler hakkında kafa yormaya başladık. CHP ise işte gördüğümüz gibi. Aynı zamanda bildiğimiz gibi. Sürpriz yok. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu evvelce görevini Muharrem İnce'ye devretmeye düşündüğünü ancak sonradan güven duymadığı için vazgeçtiğini açıkladı. Partinin başına getirmeye layık görmüyor fakat ülkenin en tepesine gelebilmesi için aday gösteriyor. Vatan millet meselelerini partiden geride görünce böyle olur. Halbuki önce ülke, sonra parti, sonra kendi şahsı gelmelidir. Sıralama böyle olmalıdır. Elimizdeki örnekte ise tam tersinin tercih edildiğine şahitlik ediyoruz. Sanılmasın ki bu fakirin fikridir. Rastladığınız herhangi bir CHP'liye sorun. Kemal Bey partiyi mi yoksa şahsını mı önceliyor? Hiç şüphesiz cevap bellidir. Bütün CHP'liler koltuğu bırakmadığını kabul eder durumda. Peşinden ikinci soru gelsin. Kemal Bey ve diğer parti yöneticileri için CHP mi daha önemli, ülke mi? Burada da durum aynı. Erdoğan gitsin de isterse ekonomi çöksün anlayışına sahip olmak başka türlü izah edilebilir mi? Benzer cümleler çok. Erdoğan gitsin de isterse dolar 7 lira olsun. Erdoğan gitsin de isterse memleket batsın. Çünkü o gidince biz gelir, toparlarız inancı var. Bu düşünceye sahip olanlar için birkaç not. 1 bir, gitmiyor. 2 epey bir süre daha gitmeye niyeti yok. 3 siz gelemezsiniz. 4 gelseniz de toparlayamazsınız. Daha beter eder. Memleketin altını üstüne getirirsiniz. Trump'ın derdine bakın. ABD Başkanı Trump, teknoloji devleri Google, Twitter ve Facebook taraflı davranmakla suçladı. Trump, kendisiyle ilgili olumsuz haberlerin arama sonuçlarında en üstlerde gösterildiğini iddia etti. Hakkında çıkan olumlu haberler de mi varmış? Gören, bilen, duyan bilse de bildirsin. Camide çocuk sesi. Cami içinde küçük çocukların koşturması ne harika bir manzara. Diyanet bu konuda kampanyalar bile yapıyor. Camide çocuk sesi, vatanımın neşesi. Ancak bizim ihtiyarlardan bazıları bundan pek rahatsız. Onları azarlamak için birbiriyle yarışanlar var. 5-6 yaşındaki çocukların oturma şeklinden, koşmasından, konuşmasından hoşlanmıyor, onları hizaya sokmak için uğraşıyorlar. Öyle sert, öyle öfkeli bir suratla bakıyorlar ki ben olsam o çocukların yerinde bir daha camilere uğramak içimden gelmez. Hele bazıları aşırı. Hani elinde kızılcık sosu olsa hemen girişecek. Şşt şşt diye seslenip eliyle koluyla müdahale ederek yetişkin gibi sabit durmalarını istiyorlar. Az daha hoş diyecek. Onun diyemediğini ben ona demek istiyorum o da olmuyor.''